Ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var. Oh ne güzel, ne güzel tahta ata binmek var diyor merhum Necip Fazıl. Ölüm güzel şey, perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diye soruyor yine aynı şairimiz. Bir anne okumuştum ya da dinlemiştim bir yerde. Uzak bir şehirde askerlik vazifesini yapmakta olan oğlunu ziyarete gider. Batıdaki bir ilimizden binerler otobüse, otobüs yolculuğu. Anne ve baba tek erkek çocukları olan asker evlatlarını ziyaret için giderler. Aralıklarla yolda ya bu boynuma sanki bir şey batıyor der anne. Sanki sırtımda bir şey var bir bakıversen der eşine. Bu kadar kalabalıkta insanların içerisinde bakamam der eşi. Hele bir sakin bir yer bulunsun bakıveririz der. Öyle bu kaygıyla sanki sırtımda bir şey batıyormuş gibi geliyor diyerek giderler. Oğulların askerlik yaptığı şehirde inerler, çocuğu alırlar, izine çıkarırlar. Bir mesire alanına, bir ağacın altına giderler. Sakin bir yer bulunca, oğlum der anne, babana o kadar söyledim bakmadı. Şu sırtıma bir bakıver, elini bir uzat da batan sanki bir şey var der. Çocuk tereddütsüz elini annesinin sırtına doğru sokuverir. Annenin sırtında her nasıl oraya girmişse bir akrep çocuğun uzanan parmağını sokuverir ve oracıkta vefat eden çocuğunun cesedini alıp anne baba geriye döner. Ölümü bazen sırtımızda taşırız, bazen koynumuzda taşırız. Bazen en sevdiğimizse ölüm bizim elimizde, bizim aracılığımızla gider. Her zaman karşımıza çıkabilir. Her yerde karşımıza çıkabilir. Ayet-i Kerime'de öyle ifade eder Rabbimiz Celle Celaluhu. Her gece bu akıbetle karşı karşıya kalırız, kalabiliriz biz. Hazır olmak lazım. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ جَلُهَا Süre dolduğu zaman, süre bittiği zaman Allah hiç kimseyi geciktirmeyecektir. Hazır ve hazırlıklı olmak, imanla, güzel ahlakla, salih amelle yaşayıp her an Rabbimizin huzuruna çıkmaya hazır beklemek gerekir.